Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Ben Tolga Özbek. Son zamanda bana sorulan soruların başında ISR radar sistemi geliyor. İşte Aselsan tarafından geliştirilen, şu an F-16'larımıza takılması planlanan ISR radarın özelliği nedir? Normal radarlardan farkı nedir? Gelecekte bu ISR radarını F-16 dışında Türkiye'de başka hava araçlarında görecek miyiz? Gelin bu videomuzda ISR radar sistemine birlikte bakalım. Yeni nesil radarlarda AESA olarak adlandırılan aktif elektronik dizin sistemi yoğun olarak kullanılıyor. Günümüzün işte 4. 4.5. nesil, 5. nesil uçaklarında AESA artık bir standart. Ama AESA'dan önce gelin bir radar nasıl çalışıyor? Önce buna bakalım, arkasından AESA'nın farklarını, avantajlarını ve tabii ki Türkiye'de Aselsan tarafından devam eden projeyi şöyle birlikte inceleyelim. Aslında radarların kullanımı, ilk aktif olarak kullanım 2. Dünya Savaşı sırasında başlıyor. Hatta Amerikalılar, İngilizler yoğun olarak kullanıyor. Almanlar da bunu farklı uçaklara uygulamak üzere uğraşıyorlar. Bu konuyla ilgili tek çekincesi olan Japonlar. Japonlar zaten radara güvenmemenin getirdiği handikapları 2. Dünya Savaşı'nda bolca yaşıyorlar. Radar çok basit olarak havaya bir sinyal yolluyor. Bu sinyal antenden çıktıktan sonra karadaki bir hedefe, denizdeki bir hedefe veya havada uçan diğer uçaklara çarpıp geri gelmeye başlıyor ve tekrar bu anten tarafından toplanıyor. Bu gelen bilgiye göre o objenin hızı, nereye gittiği, ne kadar büyüklükte olduğu gibi özellikler o sinyallerin işlenmesiyle ortaya çıkmaya başlıyor. Ama işte stealth dediğimiz radar düşünür görünürlüğü düşük uçaklar veya stealth gemiler var artık. Bu gibi objeler radarları yanıltmaya başlıyor. Ve radarla ilgili farklı bir teknolojinin hayata geçirilmesi gündeme geliyor. Ve bu konuda atılan adımlardan en önemlisi de AESA radar sistemi. Aslında AESA sistemiyle ilgili testler, çalışmalar 1960'larda başlıyor. Ve 80'lerin sonunda, 90'ların başında ilk meyvesini veriyor. İsrail, Şil Hava Kuvvetleri'nin siparişiyle Boeing 707 tipi yolcu uçağının burnuna özel bir AESA radar sistemi gerçekleştiriyor. Ve bu sistemle birlikte AESA resmi olarak askeri alanda kullanılmaya başlıyor. Bunu daha sonra Japonların F-16'dan evrilerek kendi tasarladıkları savaş uçaklarında da AESA radar kullanılan ilk savaş uçağı unvanını kazanıyor. Sonrasında da zaten biraz önce de belirttiğim gibi yeni nesil uçaklarda bu sistem yoğun olarak kullanılıyor. Şimdi eski radar sistemlerinde bir radar anteni var. Bu radar anteni sağa sola yukarı aşağı hareketli, mekanik bir sistem. AESA radarında ilk bakışta herhangi bir anten hareketi yok. Sabit bir anten var. Bu radarın özelliklerinin başında sinyallerini çok farklı alanlara, farklı boyut ve sinyal frekanslarında yollaması gerekiyor. Ve bu nedenden dolayı da aynı anda çok sayıda hedefi takip etme özelliğine sahip. Ama normal standart radarlarda ki eski nesil radarlara doğru gittiğinizde örneğin hava hava için ayrı bir radar veya hava yer hedefleri için ayrı bir radar kullanılırken AESA'da tek bir radar sistemi var. Bu radar sistemi havada, karada, denizde birçok hedefi aynı anda çok fazla sayıda hedefi görüyor, takip ediyor ve bu bilgileri pilotla paylaşıyor. Dediğim gibi herhangi bir mekanik hareket yok ama bu AESA radar sistemi özellikle karıştırmalara karşı çok etkin bir radar sistemi. Bir anda radar dalga boyları değişiyor, değişik frekanslara çıkılıyor, değişik açılara çok farklı kombinasyonlarla iletildiği için yerdeki o radarı veya havada başka bir uçakta taşınan radarı karıştıracak sistem AESA'nın tabiri caizse gittiği bulmacanın şeyi gibi, bilinmez sonu gibi ucunu bir türlü yakalayamıyor. Ama normal radarlarda frekanslar belli, o frekansın atlama sekansları da belli. Bu yakalanıldığı zaman
normal karıştırma sistemleri bir radarı rahatlıkla bozabiliyor. İşte nedir bu eski radarların karıştırılmasıyla ilgili? Türkiye'nin Aselsan tarafından geliştirilen Coral sistemleri bunları çok rahat bir şekilde bozacak aşamaya gelmiş durumda. Ne yapıyorsunuz? Karşı tarafın yayın yaptığı sinyale karşı bir sinyal oluşturarak bu radar yayını bozulmaya başlanıyor. Bir bakıyorsunuz pilot havada hiçbir şey görememeye başlıyor. Veya yerdeki füze lançerinde bulunan operatör radarını açtığı zaman hiçbir şey görmüyor. Sanki veya güllük gülistanmış gibi görüyor. Veya radar şaşırtılıp sahte hedefler oluşturulabiliyor. Ama tabii ki bunu hep örneği veriyorum ben. Virüs, antivirüs programı gibi her iki tarafta kendini çok iyi geliştirmek zorunda. Bir uçağın çalışan radarı aynı zamanda bir tehdit algısı oluşturmasının yanı sıra aynı zamanda o uçak için de bir hedef oluşturuyor. İşte günümüzde bakıyorsunuz yeni nesil radar sistemlerine karşı atılan füzeler var. O füzeler de radar sinyallerini izleyerek o hedefini bulmaya başlıyor. ISA radarı kullanan bir uçakta ise bu radar kesişmeleri çok düşük boyutlu olduğu için ve tespit edilmesi çok zor olduğu için hem karşı tarafın uçağını daha sessiz tırnak içinde uçmasını sağlıyor, radar izi bırakmıyor yaydığı sinyaller açısından ve bu tür anti radyasyon ve anti radar füzelerine karşı da kendini korumuş oluyor. Bu da ISR radarının uçağa getirdiği bir başka avantaj. Bu tür avantajların yanına bir de tabii ekleyeceğimiz radar sinyallerinin çok daha verimli olarak toplanması gerekiyor. Yani yerdeki bir hedefi takip ederken pilot şaşırmıyor. Veya deniz üzerinde herhangi bir yansıma olmadan hedef bilgileri geliyor. Keza uçaklar için de aynı bir durum. Böylece kaç hedef takip edildiği, uçakların gemilerin veya yerdeki hedeflerin nereye hareket ettikleri ISR radarı tarafından pilota rahatlıkla aktarılmış oluyor. Tabii avantajları bunlar, saydığımız güzel avantajlar ama teknolojik açısından da ISA öyle çok rahat, çok çabuk yapılabilir bir sistem değil. Yaklaşık 2 yıldır imzalanan resmi sözleşmeyle Aselsan Türkiye'de bir ISA radar sistemi geliştirmek üzere çalışmalar yapıyor. Aselsan'ın çok sayıda radar sistemine imza atmış. Gerçekten Türk savunma sanayinin en büyük şirketi şu an. En fazla ihracat yapan şirketi. Ve bu ISA ile birlikte Aselsan çok önemli bir teknolojiyi de hayata geçirmiş olacak radar sistemleri içerisinde. Bu sistemin ilk aşamasını Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki F-16 uçaklarına takılması oluşturuluyor. Tabii ki muhtemel gelecek yıl içerisinde ilk radar sisteminin F-16'ya entegrasyonu planlanıyor. Bu entegrasyonu belirli bir süre testler izleyecek ve testlerin arkasından Aselsan'ın kendi testleri yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri'nin testleri yapıldıktan sonra seri imalat için anlaşma yapılacak ve Aselsan Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16'ları için ISA radar üretimine başlayacak. ISA radar Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16'larının blok 70 seviyesine gelmesini sağlayacak. Yani bir F-16'mız havalandığı zaman havada çok sayıda hedefi havada, karada veya deniz üzerinde takip edebilecek, pilota bilgisini verecek ve bu radarlar karıştırma oranları çok düşük bir şekilde ve aynı zamanda da tespit edilme özellikleriyle Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16'ların gücüne güç katacak. Aselsan'ın sadece Türk F-16 uçakları değil, bununla birlikte devam eden farklı ISA radar projeleri de var. Bunlardan birincisi Baykar'ın tasarladığı taarruzi insansız hava aracı TİHA olarak adlandırılan Akıncı'ya ISA radar takılması. Şimdi Akıncı 5,5 ton ağırlığıyla devasa bir insansız hava aracı. ISA radarıyla birlikte hedeflerini, özellikle yer hedeflerini nokta atışıyla tespit edebilecek. Bu özellikler arasında kötü hava şartlarında görev yapılması, çok sayıda hedef takibi gibi adeta uçan bir AWACS gibi bölgeyi detaylıca tarayacak. Gerekirse bulduğu hedefleri işaretleyecek, havadan F-16'ların vurmasını sağlayacak veya kendi taşıdığı mühimmatlarla bu hedefin yok edilmesini gerçekleştirecek. Akıncı bu açıdan büyük önem taşıyor. F-16, Akıncı ve 3. hava aracı ise çok daha önemli Türk havacılığının geleceği diyelim. Milli muharip uçak olacak. F-16'dan elde edilen tecrübeler, Akıncı'dan elde edilen tecrübeler üst üste konulacak ve milli muharip uçak için Aselsan tarafından geliştirilecek ISA radar uçağın ana sistemlerinden biri olacak. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasıyla birlikte
Özellikle Milli Muharip Uçak üzerindeki yük de artmış durumda. Daha önceden daha ağırlıklı hava hava olarak adlandırılan görev tanımı hava yer ve çok göreve doğru ilerliyor. Bu açıdan da Milli Muharip Uçak Aselsan yapımı AESA radarla daha fazla güce ve milli bir sisteme de kavuşmuş olacak. Günümüzde radar teknolojisi inanılmaz ilerliyor. Bir yandan radar iz bırakmayacak, bir yandan karıştırılmaya karşı önlem alacak ve diğer taraftan da tabii ki kullanıcı olan pilota çok sayıda bilgi aktarması gerekiyor. Bunlar hep işte hedef bulunuyor, vuruluyor, ediliyor gibi daha çok askeri anlamda kullanılıyor ama sivil havacılıkta da ve tabii ki askeri havacılıkta da radarların bir başka görevi pilotların önlerindeki CB olarak adlandırılan elektrik yüklü çok tehlikeli bulutları da daha 50-100 mil öteden tespit edebilmesi. Bu radarlar sayesinde pilotlar rotalarını onlara göre ayarlıyorlar. Çünkü CB'nin içine girildiği zaman ister bir Boeing 747, ister Airbus A380 olsun veya minicik bir jet uçak olsun gerçekten çok tehlikeli. Radarlar aynı zamanda da meteorolojik olarak bu hava kitlelerini çok uzaklardan tespit edip pilota aktarabiliyor. Bugünkü videomuzda AESA radar sistemine baktık. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açın. Katıl tuşuyla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberleri tolgozbek.com sitemizde. Hafta içi her gün saat 19'da video yayınlarımız devam ediyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.